Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Günaydınlar, Günaydın. nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim gençler, günaydın. Chat bölümü Evet. rahat yazın arkadaşlar. Yoklamayı en azından almış olalım, şu anda sayımız 26. Elanur benden Merhaba daha hızlı hocam. yaptı ya. Merhaba gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün ikinci üniteyle devam edeceğiz gençler. Yani Team Life'a geçmiş olduk. En baştan en sona doğru gitmeye çalışıyoruz. Yine soru çözeceğiz değil mi? Evet gençler, şu anda hep ilk dönemin tekrarıyla devam ediyoruz. Ve şu anda ilk soruda da bakalım ilk parmak kimden gelmiş, hemen başlayalım. Ela ile başlayabiliriz. Buyur Ela. Lucky bir şey demiş. Bella da I always read a book before I go to bed. What about you? Ben yatağa gitmeden önce her zaman kitap okurum demiş. Sen ne yaparsın? Like I prefer listening to music. Ben müzik dinlemeyi tercih ederim diyor. Burada muhtemelen yatmadan önce ne yaparsın diye sorması gerekiyor. Bu da C'de var. Evet, güzel. Yani uyumadan önce ne yapması gerektiğini soracak. O da söylediğin gibi C şıkkında var. Zaten Bella'nın cevabı da uygun olmuş. Yani uyumadan önce her zaman bir kitap okurum diyor. Daha sonra peki ya sen diye bir soru sormuş. Bu sefer Lucky'nin cevabı ise I prefer listening to music. Yani müzik dinlemeyi tercih ederim demiş. Güzel. Takılanlar varsa sorabilir gençler. Sıradan devam edelim bu arada. Bakalım sıra şu anda Semih'te gözüküyor. Semih buyur. Hocam atlamış olabilir misiniz? Ben Hocam Bakalım Ertuğrul'dan hemen. Ela'dan sonra benim şeyde Semih gözüküyor gençler. Ama Semih'ten sonra Ertuğrul gözüküyor. Acaba Tamam, Semih yapsın sonra. Tamam, sıkıntı yok. Buyur Semih. Lisa soru sormuş hocam. Brenda once a week, haftada bir defa. Lisa, do you enjoy doing it? Bunu yapmaktan zevk alıyor musun? Eğleniyor musun? Yeah, I like visiting new places. Evet, yeni yerleri ziyaret etmeyi severim. How often do you wash your car? Ne sıklıkla arabanı yıkarsın? Bu yeni yerleri ziyaret etmeyle alakası yok. When do you drive to work? Ne zaman? Ne diyor hocam değişik bunda? Bursa'da when do you drive to work? Yani işe ne zaman sürüyorsun arabayı demiş. Arabayla gidiyorsun Evet. mu? How often do you travel? Nasıl seyahat ediyorsun? Where do you go to for camping? Kampa nereye gidiyorsun? Hocam en iyi Ceyhan herhalde. C şıkkı mı diyorsun? Ama cevapta ise Brenda'da haftada bir kez demiş. Bence B ile D direkt gider gibi. Çünkü sıklık zarfı sorusu. Ben Hocam C'de de zaten sen. Evet, C mi dedim? Ben D şıkkı sandım da. Peki o zaman doğru, güzel. Yani how often do you travel? Ne sıklıkla seyahat edersin olacaktı. O da zaten once a week, haftada bir kez şeklinde söylemiş gençler. Güzel. O zaman sorun yok. Şimdi Ertuğrul'a da söz hakkı verelim. Buyur Ertuğrul. Ne hocam? Do you meet your friends? Arkadaşlarınla nerede buluşursun diyor. Tony bla 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 bir soru soruyor. Cevap vermiyor herhalde. Doğru muyum bilmiyorum ama. Evet, doğru. Irma says what do you do with them? Onlarla ne yaparsın? Tony de diyor ki film izleriz birlikte. Bakıyorum şimdi şıklara. Ada diyor ki we sometimes go to the theater. Biz bazen tiyatroya gideriz. Bu olmayabilir yani. Evet, O yani yani buluştuğu yer lazım sana. we come together at my house. Birlikte benim eve gideriz yani öyle. Kalsın bak şöyle I don't argue with my friends. Bunu da eledim. I am going to invite my friends. Arkadaşlarımı davet etmeye mi giderim? Öyle bir şey diyor. Evet, arkadaşlarımı davet edeceğim demiş. D olabilir. Hangisi, D. Denizli mi? Evet. Bence Ya Denizli da gibi. Çünkü yarı buluştuğu bir yarıya yer var. şıkkımı kullanacağım. Yarı yarıya Tamam. şıkkımı. O zaman A ile D'yi eleyeyim. O zaman B. Evet, güzel.
Burada nerede buluşursun dedikten sonra we come together yani bir araya geliriz demiş. At my house, benim evimde bir araya geliriz, toplanırız diyor. O zaman bence B şıkkı güzel oldu. Hocam oradaki soru işaretinin anlamı ne? Orada soru Azlaman olmuş gençler. Ben de soru sanmıştım yani not at all şeklinde başlar diye düşünmüştüm ama şıklarda o da olmayınca direkt B şıkkı daha mantıklı çünkü buluştuğu yer kendi evi. Evet, soru işareti fazlalık gençler. Peki sıra Yusuf'ta şu anda. Yusuf buyur. Tamam. I like pop music because ben pop müziği severim çünkü demiş. Sonuna güzel bir şey gitmesi lazım. A'da it is unbearable. Olumsuz bir şey. Katlanılmaz diyor. B'de I can't stand it. Bu da değil. It is energetic. Enerjik diyor. Yani bu olumlu bir şey. Onun olayı Ceyhan bence. Evet güzel. Normalde Denizli de olumlu ama D şıkkı da yürüyüşle alakalı gençler. Evet, doğa yürüyüşünü doğru. Severim demiş. Ama doğa yürüyüşüyle pop müziğin burada bahsedilme tarzı farklı. O zaman C şıkkı daha doğru. Daha enerjik, daha hareketli bir şarkı türü olduğu için pop müziği tercih etmiş gençler. Yine takılanlar sorabilir arkadaşlar. Sıradan da devam edelim. Bakalım şu anda Yusuf'tan sonra kim var? Umutcan gözüküyor. Umutcan buyur. Ay bla bla. What I also fantezi kitapları okuyorum. Yok. Also neydi? Also ayrıca. Burada olumlu bir şey diyecek. Sonra ama ayrıca ben fantezi kitapları da okurum diyecek. Deniz mi oldu? Bakalım o zaman hemen işaretleyelim. Evet güzel. Yani burada I prefer reading travel books. İlk önceki tercihi şundan yana gençler. Seyahat kitapları okumayı tercih ettiğini söylüyor. Fakat demiş, I also like fantasy books, yani ayrıca ben fantasy kitapları okumayı da severim şeklinde bir ifade kullanmış. Yani D şıkkı direkt cevap olacaktı. Yine takılan varsa sorabilir gençler. Sıradan da devam edeyim yine. Evet Beyza buyur, şu anda Beyza gözüküyor sırada. My friends like going to bookstores on weekends. Arkadaşlarım hafta sonları kitap mağazasına gitmeyi seviyor. He is also interested in sports, so he always rides his bike on Wednesday. O ayrıca spora ilgili, bu yüzden çarşamba günleri bisikletini her zaman sürer diyor. Which picture show the husband he does on weekdays? Hangisi hafta içi günlerde olan bir resim diyor. Ceyhan. Evet güzel. Şurada zaten Wednesday çarşamba günü arkadaşlar ve çarşamba günü bisiklet sürdüğüne göre değişik bir cevap olacaktı. Yine takılan olursa sorabilir arkadaşlar. Sıradan da devam edelim o zaman. Bakalım Peyza'dan sonra katılan var mı? Şu anda gözükmüyor. O zaman en başa dönebiliriz. Ela ile tekrar başlayalım. Buyur Ela. Which picture shows the activity that they like doing in the evenings? Hangi resim... Bir dakika. Onlar... Aynen. Onlar akşamlara hangi resimdeki aktiviteyi yapmayı severler diyor. Playing basketball is my favorite activity with my friends. Basketbol oynamak ben ve arkadaşımın favori oyunudur diyor. We also make music together. Biz ayrıca müzik yaparız, şarkı yaparız diyor. In the evenings, akşamları we always play board games. Biz her zaman masa oyunları oynarız. But I can't play the guitar in the evenings. Fakat ben akşamları gitar çalmam diyor. Burada akşamları birlikte ne yaptığını soruyor. Masa oyunları oynayacak. O yüzden Adan oluyor. Evet güzel, harika. Takılan varsa sorsun arkadaşlar. Ela süper açıkladı zaten. Çevirisi de doğruydu. Şu şekilde de işaretledim o zaman. Peki sırada şu anda Semih gözüküyor. Semih ile devam edelim. Where
Does she regularly go? O sürekli nereye gider diyor. Veronica loves shopping because she follows fashion. Veronica alışverişi sever çünkü modayı takip ediyor. Hangisini alışverişi takip ediyor? Adana hocam. Evet, güzel. Yani modayı takip ettiğine göre ve alışverişi de sevdiğine göre düzenli olarak nereye gider demiş. A şıkkı doğru gençler. Genelde alışveriş merkezlerine gidecek. Peki şu anda Ertuğrul'dayız. Buyur Ertuğrul. Hocam, my friend Bram is organizing party tonight at 9 p.m. Benim arkadaşım Bram bir doğum günü partisi bu gece 9'da bir doğum günü partisi hazırlıyor. Biraz yanlış güzel söyledim. If you want to come, please bring the fruit juice. Eğer gelmek istiyorsan lütfen meyve sularını getirir misin? Ya da sen getirir evet, misin? Evet, lütfen getir demiş. Doğru. Hocam, şu A'daki salata ya da işte öyle bir şey. Evet, A şıkkı gitti. B hamura benziyor ama yani. Evet, B'yi ben de çözemedim arkadaşlar. Marshmallow. Koyun hamuru olabilir. Marshmallow. Dünger hocam. Evet. Marshmallow daha mantıklı. D süt. Güzel bir evet, süt veya ayran. Dolayısıyla C şıkkı zaten hem meyveler var hem de yanında meyve suları da meyvesine göre çeşit çeşit mevcut gençler. C şıkkımız cevap olacaktı. Çok sordum. Sıradan da devam edelim o zaman. Ben Yusuf buyur. Ertuğrul çok tamam. Which picture shows the type of sport that she dislikes? Kız hangi sporu sevmez diyor. Resimlerdeki hangi sporu sevmiyor. Alien likes dancing and swimming but she hates cycling because it is not relaxing to her. Alien dans etmeyi ve yüzmeyi çok seviyor. Tamam. Ama o bisiklete binmekten nefret ediyor çünkü not relaxing yani rahat değil diyor galiba. Evet. Onun için rahat değil. Aynen. Onun için rahat değil. Hocam A gider, C gider. Cevap Denizli hiç sevmeyecek bir spor değil. Evet. Güzel. Hocam peki Bursa'daki ne? Bursa'da herhalde bir egzersiz türü yapıyor ama hangi egzersiz türü bilmiyorum. Squat diyeceğim. Ondan squat biraz daha farklı. Evet. O farklı da yani çok o yukarıda da bahsetmemiş onlar. Evet. Arasında kalmıştım. Yok, bahsedilmeyenler zaten otomatikmen yoktur yani gençler. Onları direkt elemeniz gerekir. Burada nelerden nefret ediyorsa veya işte dislike sevmiyorsa direkt aradığınız cevap o olacak. Diğerlerine bakmanıza gerek yok yani. Ama resmi olanlar yine de işinizi kolaylaştırıyor tabii ki. Mesela işte swimming veya diving direkt onları eleyebiliyorsunuz. Ama soruda neyi sever deseydi bu sefer olaylar değişirdi. Peki yine hocam, sorusu olan varsa sorsun gençler. Buyurun. Bunları siz mi hazırladınız? Evet yani birazcık uğraşıyoruz internetten aldıktan sonra gençler. Evet sıradan da devam edeyim. En son Yusuf mu yapmıştı şu anda? Evet. Daha sonra Beyza gözüküyor. Beyza buyur. Sam doesn't enjoy pitting into tents or cooking at camps. He likes sitting around the campfire. Sam, hocam, pitching ne demek? Orada pitching the tents, yani çadır kurmak o. Sam çadır kurmaktan zevk almıyor. Çadır kurmaktan ve kampta yemek pişirmekten zevk almıyor. He likes sitting around the campfire. Ateşin etrafında oturmayı seviyor. Bursa hocam. Bu resmi hangisi anlatır diyor. Bursa. Evet. Birazcık rahata konmuş. Yemekleri diğer arkadaşları yapmış. Çadırı da hazırlamışlar. O da kampın etrafında katılmış sadece. Güzel. Peki. Hemen sıradan devam edelim. Şu anda sırada Umut gözüküyor. Umut'la devam edebiliriz. Hangi aktivite? Morning, akşam mısın? Morning mi, sabah? Hangi aktiviteyi sabah yapmaz diyor. Her sabah
Ayran, Erant. Erant parmak. Neydi? Ayran demiş. Yani her sabah evinin etrafında koşuyor bir kere. Erant neydi? Hangisi? Erant mı etrafında? Tamam, evin etrafında. Araba. Kuşap neydi? Kuşap da şınav çekmek. Şınav. Bursa mı? Evet. B şık orada mekik çekiyor herhalde. O da do crunches olacak. Ama do crunches verilmemiş gençler. Ya da pull up da diyebilirsiniz hatta. İkisini de söyleyebilirsiniz. B şıkkı sabahları yapmadığı bir etkinlik. Evet, sıradan devam edelim. En başa mı dönüyoruz bakalım. Umut'tan sonra katılan yok gibi. Evet. Ela ile tekrar baştan başlayalım. Who is the inviter? Davet eden kim diyor? Hocam bunları okumayayım. Direkt sonunda Jack var. O zaman Jack oluyor. Evet, güzel. Yani orada zaten en üstteki merhaba arkadaşlar diye başlamış. En altta da yazan kişinin ismi, yani gönderen kişi gençler. Dolayısıyla davet eden kişi Jack olacaktı. O zaman direkt A şıkkını işaretleyebiliriz. Sıradan yine devam Watashi edelim. Watashi wa Semih'le devam edelim. Semih'inki yine önceki parçaya dayanarak gelecek. Önce Semih'e parçayı gösterelim. Buradaki soruya şöyle bir bak istersen. Before people come to the concert. Hocam insanlar konsere gitmeden önce onlar can buy ticket. Hocam bakmadan da yapılır aslında. Bilmiyoruz. Bir bakalım istersen. Burada partiye gitmeden önce ne yapmaları gerekiyor? Çünkü Ela direkt cevabı söylediği için bir göz atmakta fayda var. My band's name is Rock the House. Benim band müzik grubum. Evet, band müzik grubu. Benim müzik grubumun adı Evde Rock. We are four people in the band. Biz müzik grubunda dört kişiyiz. I will organize a concert next week. Ben gelecek hafta bir konser düzenleyeceğim. I will invite my family. Ailemi davet edeceğim. Teachers and all my friends. Öğretmenlerim ve tüm arkadaşlarım. Davet edeceğim. If you want to support me, please come. Eğer bana destek olmak istersen lütfen gel. Before you come, soru burada alacağım. You can buy tickets online. Gelmeden önce internetten bilet alabilirsin. Cevap çıktı zaten. You can buy tickets online. Evet, güzel. Yani internetten Adana biletleri almaları gerekecek arkadaşlar, gitmek isteyenler için. O zaman A şıkkı cevap olacaktı, güzel. Peki, hemen sıradan da devam edelim. Şu anda Elif de katıldı derse. Sonradan gelenler isim yazsın arkadaşlar. Sıra Ertuğrul'daydı bakalım. Evet, Ertuğrul buyur. Okuyorum hocam. Daily life of a swimmer. Bir yüzücünün günlük yani hayatı. Evet. Gary is national swimmer. Gelenek. Evet, ulusal bir yüzücü, yani milli bir yüzücü. He is among the best 10 swimmers in the world. Dünyadaki ilk 10 yüzücüden biri gibi bir şey. Evet, ilk 10 yüzücünün arasında, en iyi 10 yüzücünün arasında demiş. He always gets up early. Erken kalkar her zaman diyor o. He washed his face and brushed his teeth. Yüzünü ve dişlerini yüzünü yıkar ve dişlerini fırçalar. He has healthy breakfast. Sağlıklı bir kahvaltı yapar. Before breakfast he does some exercise. Kahvaltıdan önce biraz egzersiz yapar. He comes home at 5 p.m. Eve öğleden sonra 5'te geliyor. Güzel. He prefers having dinner at 6 p.m. O akşam yemeğini öğleden sonra 6'dan yemeği tercih ediyor. Evet. After dinner he studies and reads book. Akşam yemeğinden sonra ders çalışır mı? Ders çalışır, kitap okuyor. Evet. He goes to bed early.
ya da erken gider. Gary doesn't like studying. Hayır, gets up early. B. Evet, yani gets up early, erken kalkar demişsin. Burada da goes to bed late diyor. Burada da yatağa geç gider demiş. Burada da does exercise after breakfast. Before olacaktı orada da. Burada o zaman kaç tane? 3 tane yanlışımız mı oldu bakalım? Evet, 1, 2, 3. O zaman gets up early doğru olacak. Yani sabah erken kalktığını zaten şurada söylemiş bize. B şıkkı doğruydu, güzel. Peki sıradan devam edelim yine metinle ilgili. Ben. Evet Yusuf. Evet. After reading book diyor. Yine istersen bir önceki slaytı göstereyim şöyle. Buradan yok, gerek yok aslında. Kontrol edebilirsin. Tamam. O zaman buyur. After reading book, he bilmem ne bilmem ne. Kitabı okuduktan sonra diyor, o bir şey yapacak. B değil, enjoy playing chess. Satranç oynamazsın. Dislikes watching movies. Film izlemeyi sevmez diyor. Bununla da alakası yok. Studies at home. Evde ders. Efendim bir dakika. Evet, evde ders çalışır diyor galiba. A'da prefers to sleep. O yatmayı yani uyumayı tercih eder diyor. Bence A'dan al çünkü reading book kitap okuduktan sonra yatıyordu. Evet, güzel. Zaten aslında C ile kitap okumak, yani soruda sorulan kitap okumakla ders çalışmak, bunları yaptıktan sonra uyumayı tercih ediyordu. Evet. Yani A şıkkı doğruydu, güzel. Peki sıradan da devam edelim o zaman. Şu anda bakalım kim var Yusuf'tan sonra. Beyza ile devam edebiliriz. Buyur Beyza. Hocam, we always blah blah when we go camping, for example, pitch the tent. Biz genellikle blah blah kampa gideriz. For example, yani daha örneğin bundan demiş. Dolayı da çadır kurarız diyor. Evet, kendisi yani çadır kurmakla görevli. Yani share our duties, yani görevleri paylaşırız diyor. Evet, güzel. Share our duties, yani görevleri paylaşmak. Kampa gittiğimizde görevleri her zaman paylaşırız. Örneğin demiş, kendisinin görevini en sonda yazmış. Yani çadırları kurarım diyor. O zaman C şıkkı doğruydu gençler. Takılan varsa sorabilir arkadaşlar. Şu anda sıra Umut'ta gözüküyor. Umut'ta devam edelim. Buyur Umut. Bir şey diyecek. Çünkü ben zamanımı onlarla birlikte geçirmeyi seviyorum diyor. Değil mi? Evet, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum dediğine göre baş tarafa güzel bir şey yazman lazım. C olamaz, tartışamaz. B de olamaz. Bence A da olamaz. Denizli. Evet, güzel. I am inviting my friends. Sor Yusuf. Insulting ne demek Beyza? Insult aşağılamak demek. Burada insanları aşağılamaktan nefret ederim demiş. Tamam peki. Olumlu şurada bir şey ama cevaplarla. Paragrafta geçmiyor aynen. Evet, burada onlarla vakit geçirmeyi sevdiğine göre gençler, arkadaşlarını davet etmesi daha mantıklı gözüküyor. Peki yine takılan varsa sorabilir arkadaşlar. Şu anda en başa dönüyor gibiyiz. Evet, sırada Ela var o zaman. Ela buyur. In my bag, çantamın içinde a tent, çadır var, a torch, meşale var, a sleeping bag, uykutulmak, gidecekler. Bir dakika, evet. Ceyhan olur. Evet, güzel. Direkt Ceyhan'da da göl varmış gibi. Evet, aynen. Sağ tarafta zaten ateşler falan da yakılmış. Aynen. Dolayısıyla balık da tutarlarsa güzel arkadaşlar. Ceyhan bir cevap olacaktı. Ateş yabancı. Yine takılanlar varsa sorabilir gençler. Sıradan da devam edeyim bu arada. Şu anda Semih'teyiz. Which pictures show that he, she does in the afternoon? Hangi resim onların akşam akşam öğleden sonra yapacakları filmi gösteriyor. Güzel. I always listen to music in the morning. Ben daima sabahları müzik dinlerim. At 4 o'clock I use for two holes.
saat 4'te 2 saat spor yaparım diyor. Değil mi? Evet, güzel. At 8 o'clock we go to cinema with all friends. Saat 8'de arkadaşlarımla sinemaya gidelim diyor. I never go to bookstore. Ben asla kitap satan yerlere gitmem diyor hocam. Saat 4'ten önce etkinliği yapıyor. Yani öğleden sonra bizim için müzik dinlemek olamaz. Çünkü sabah yapıyor. Muhtemelen spor olacak hocam. Cevap adamı. Evet, güzel. Yani saat 4'te arkadaşlar öğleden sonra zaten ilk yaptığı iş sporla başlamış. Daha sonra akşam saatlerine geçiyor. Yani spor yaptığı da şurada A şıkkında mevcut gençler. Doğru cevaptı. Yine takılan varsa sorabilir arkadaşlar. 8. sınıf öğrencisi olmadığı çok iyi. Evet, hemen devam edeyim o zaman. Yusuf'la da kaçıncı sorudayız? 21'deyiz. Yusuf buyur şu anda. Ertuğrul var. Ertuğrul bakalım. Ertuğrul şu anda parmak kaldırmamış gözüküyor. Aa, tamam, o zaman ben yapayım. İlk 3'te siz varsınız, o yüzden dedim. Tamam, yapabilirim o zaman. Peki, buyur Yusuf. Ben Ertuğrul bazen demişim. Neyse, tamam, yapıyorum. Which picture shows the activity they are not interested in? Hangi fotoğraftaki aktivite ne diyeyim? Are not interested. Onların ilgi alanı değil. Aynen, yani. Onların ilgi alanı değil diyor. Which my friends we do a lot of different activities. Benim arkadaşımla biz different neydi? Tamam. Farklı. Ha, farklı. Bir sürü farklı aktivite yaparız. We listen to some type of music and we sometimes cook meals at my house. Benim evimde bir dakika. Birlikte müzik, evet. Birlikte müzik dinler diyor galiba. Hayır. Aynı. Ya, evet, güzel. Aynı tür müzikleri dinleriz. Aynı tür müzik dinleriz. Ve benim evimde yemeklerde pişiriyorlar. Evet. O zaman C ve D gider. Ve we don't like playing chess because it's not our favorite activity. Evet, ne diyor? Şey diyor. Biz satranç oynamayı sevmeyiz çünkü favorite activity bizim favori aktivitemiz değil diyor. Evet, güzel. It's not our favorite activity. Yani söylediğin doğru. Onların favori etkinliği değil. O zaman chess burada cevap olacak. Yani evet. Satranç olacaktı. Güzel arkadaşlar. Süper. Peki sıradan yine devam edelim. Bakalım şu anda kim gözüküyor? Şu anda direkt Beyza gözüküyor Yusuf'tan sonra. Buyur Beyza. İlk önce soruyu okuyacağım hocam. Which picture shows the activity he does in the evening? Evening akşamları demek istiyorum hocam. Evet, ben onu... evening akşam. Hangi resim akşamları ne yaptığını gösterir diyor. Get up early bu sabah. Have breakfast bu da sabah giriyor. Saat 2'de internet üzerinden gazete okunmuş. Öğlen oluyor bu. Daha sonra have a shower. Saat 9'da da duş alıyor. Saat 9 akşam olduğu için Ceyhan. Evet, burada 21 akşam zaten arkadaşlar. O zaman akşamleyin yaptığı olay duş almak. Yani Ceyhan. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söyle Umut, buyur. A, B ve D şıklarında zaten hepsi kız. Tekçeydeki erkek. Vay be. Olsun, ya, sıkıntı yok. Hocam, bir şey olmaz gençler. Zaten bir A ile C. Kaslı her yerde anlattığın için teşekkür. Kaslı her yerde belli oluyor hocam. Sıkıntı yok gençler, bir şey olmaz. Peki, sıradaki soru kime geliyor bakalım. Şu anda Umut'ta olmamız gerekiyor. Evet, buyur Umut. Tamam. Hangisi gençler arasında popüler değildir diyor. Araba sürme popüler. Araba sürme. %30. %'si en az olana bak direkt zaten. Popüler olmayan o zaten. Doğa yürüyüş. Evet, yani trekking güzel doğa yürüyüşü arkadaşlar. O zaman cevabımız çıkmış oldu. Çünkü popüler olmayan en az %10'la trekking gözüküyor. Hocam, yüzdeler nasıl okunuyor? Hangisi gençler? Yüzdeler. Yüzdeler mi? 10%, 40%, 30%, 20%. Evet, percent olarak geliyor gençler, yüzdeler.
Burada da bir yoklama alayım arkadaşlar. Sonradan gelenler isim yazsın. En son Batu yazmıştı. Şu an hızlıca bir yoklama da alayım. Toplam 52 kişiyiz şu anda. Evet, yoklamanızı aldım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz hocam. İyi günler. Görüşürüz. Bye bye.